beğendiniz mi? Kim derdi ki 180 yıldır buzdolabında beklemiş. Sanki yeni boğazlanmış gibi. Taptaze. Annemin yüzüne bakıyorum. Hala cihazları çocukluğunda tanıdığı hatlarıyla anıyor. Oysa zaman dondurucu içine koyulan nesneleri dondurmuyor. Fiş çekildiğinde çözülecek buzları yok. Bugün öğleden sonra telefonda. Ah anne, benim dilime de senin yüzünden yapıştı. Artık telefon mu kaldı anlık yanıtlayıcı da buzdolabının buzlarının çözüldüğünden bahsettiğinde neyi kastettiğini önce kavrayamamıştım. Meğer taşınmaya karar vermiş, eşyalarını toplamış, bozulmadan tavuğu kızartmalıymış. Kendi tabaklarımızı ve çatal bıçağımızı getirmemizi söyleyerek bizi yemeğe çağırmıştı. Taksitleri devam eden Roba kocam mekanik sesiyle annemi yanıtlıyor. Çok lezzetli olmuş Işık Hanım. Sayenizde ilk kez bir tavuk tattım. Kayıtlarıma göre soyları çoktan tükenmiş. Hiçbir klon çiftliğinde üretilmiyor. Bu yıllanmış serveti bizimle paylaşmanız büyük incelik. Annem yapmacık bir tebessümle gözlerini Ruh'dan kaçırıyor. Zaten onu hiç benimsemedi. İnsanların sadece insanlarla evlendiği basit zamanları özlüyor. Babam geçen yüzyıl son asteroidi maden kolonisindeki kazada öldüğünden beri hayatına hiç kimseyi de sokmadı. İstese çoğu eski kafalı, dul gibi babamın dijital bir kopyasıyla yaşamaya devam edebilirdi. Bir seferinde bunu önerdiğimde, ''Ama gözleri bana babanınkiler gibi bakamaz ki kızım.'' demişti. Tek kullanımlık tabağı elimdeki plastik çatalı bırakıyorum. Buraya gelirken ışınlanma istasyonu boyunca aklımdan çıkmayan meseleyi artık gündeme getirmem lazım. Anne, bu taşınma işi nereden çıktı? Bu gezegen sağlığın için çok faydalı. Sen de biliyorsun. Sirius'taki herkes emeklilik günlerini bu deniz dünyasında Eden'de geçirme hayali kurar. Sense ayrılmak istiyorsun. Üstelik anlık yanıtlayıcıya da sormama rağmen nereye yerleşeceğini söylemedin. Annem lokmasını yutup bakışlarını yüzüme kilitliyor. Öfkelendiğini hissediyorum. Doğurduğu bedeni geri dönüşme yollayıp bu sentetik vücudu giymeye başlamamı asla affetmeyecek. Sana baktığımda kızım yerine o silikon paçavrayı görmeye katlanamıyorum diye kaç kez söylemişti. O bedenini hiç değiştirmemişti. Oysa piyasadaki her tipte ve yaştaki bedenden parasının yettiğini seçebilirdi. Vücudunu geri dönüşme yollarsa teninde kayıtlı hatıraların da yok olacağına inanıyordu. Benimle ilgili şeyleri bu kadar merak ettiğini bilmiyordum. Karay, madem öğrenmek istiyorsun söyleyeyim. Terra'ya taşınacağım. Büyük annemin doğduğu ana gezegene. Yüzünü sadece holograflardan bildiğim büyük büyük annem. Terra'daki nükleer iç savaştan kaçıp Sirius yıldız sistemine iltica eden sığınmacılar arasındaymış. Bir Sirya subayı olan büyük dedemle de onların yolladığı kurtarma uzay gemisinde tanışmışlar. İlk yıldızlar arası evlilik. Uzaylılarla doğrudan temas, böylesi bir politik sürgünle başlamıştı. Bu sefer neden bilmiyorum, ben sinirleniyorum. Terra'ya mı? Aklını mı kaçırdın anne? Orası hala kirli. Her yere bulaşan radyasyonun temizlenmesine daha binlerce yıl var. Terra'ya taşınırsan ancak cihaz desteğiyle soluk alabileceksin. Hatta belki organik bedenini o nefret ettiğin sentetik kılıflarla değiştirmek zorunda kalacaksın. Birden sustum. Annem ilk kez kendi iradesiyle hayatında büyük bir değişiklik istiyor ve ben şimdiye dek onun her öğüdüne kulaklarını tıkayan, hep hoşlanmadığı şeyleri inadına yapan kızı onu bu dileğinden vazgeçirmeye zorluyorum. Kendi bencilliğimden bir an iğrendim. Terra'nın artık bir mezarlık olduğunu biliyorum tatlım. Yumuşayan sesiyle devam ediyor. Terra hiç kimsenin yaşamayı istemediği, herkesin kaçtığı bir enkaz. Bunların hepsi doğru. Fakat ben orayı büyük annemden dinlediğim öykülerden tanıyorum. Bana anlattığı hikayelerin geçtiği diyarları görmeliyim. Savaştan sonra geriye kaldığı kadarıyla elbette.
Eriyen buzullar yüzünden sular altında kalan Kız Kulesi, çan ve ezan seslerinin göğe beraber yükseldiği Ayasofya, eski Paris, Londra, Leningrad, hepsini merak ediyorum. Hem Tera'ya gitmeyi istememin önemli bir sebebi daha var. Ayağa kalktı. Eski usul paketlediği kolilerden birinin yanına gidiyor, içinden altın bir diski çıkardı. Kalbini sıkıca bastırıyor. Onun dijital kopyası, öldüğü gün marketten aldığı tavuğun yanında duruyordu. Büyük annem ne kadar zehirli olsa da ondan geriye kalanları doğduğu topraklara gömmeliyim. Giderken de bu diski beraberimde götüreceğim, buzları çözülmeden. Rur annemi alkışlıyor. Bu harika bir fikir Işık Hanım. Bir yıldızlar arası taksi çağırmamı ister misiniz? Bitti.